Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma, İmparator Kokoreç videoma hoş geldiniz. Dostlar, şimdi sokak lezzetlerinin başkenti Adana'da, Gazipaşa'da hemen Çocuk Parkı'nın yanında kardeşimin güzel böyle bir tezgahı var. Dedim ki akşam böyle güzel bir ne gider, kokoreç gider. Böyle bütün çeşitlerden yapıyor. İzmir usulü var, Adana usulü var, İstanbul usulü var. Güzel böyle iri kıyım, tam böyle İzmir usulü bir kokoreç yaptırdım. Lezzeti çok güzeldi. Şimdi detaylar nerede? Videoda. Kardeşim tezgahın başındaki Enes diyor ki hayalim doktor olmaktı ama kokoreç doktoru oldum. Buyurun, detaylar videoda. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? İnce kıyım mı yapıyorsun Adana işi? Evet abi. Kokoreç yapıyorsun. Evet. Şimdi biz neredeyiz, burayı da bir tarif et bize. İnsanlar sana abi, nereden nasıl ulaşacak? Adana Seyhan Gazipaşa Bulvarı. Gazipaşa Bulvarı. Gençlik Parkı mıydı bu? Ne parkıydı? Çocuk Parkı'nın hemen önü abi. Hemen önü. Şimdi ne kokoreçidir bu? Kuzu abi. Kuzu. Kendiniz hazırlıyorsunuz. Hazır kendi değil. Kendi imalatımız evet. Kendi imalatınız. Dolayısıyla kokmayan güzel, harika bir kokoreç bu. Evet, öyle abi. Mi? Şurada da zaten tekerini görüyorum. Mis gibi de görünüyor. Şimdi bu kuzu kokoreç dedik. Şöyle. Allah kalabalık mısın ha? Şöyle uzakta da durayım. Kardeşim ince kıyım, iri kıyım, İzmir usulü. Domatesli. Var, evet, domatesli, domatessiz hepsinden yapıyorsun. Evet abi. Kaçta kaç arası hizmet verirsin burada? Abi saat 6 gibi geliyoruz. Tamam. Akşam bir, gece 1'e kadar. 6 ile 1 arası. Her gün burada mısın? Evet abi. Haftanın her günü mü? Pazar günü de bulabilir miyim seni? Evet. Tezgahın da güzel ha böyle bak. Allah Allah. Evet. Güzel. Başka şubeniz var mı? Bir de çarşıda var abi. İnönü Parkı'nda. Şöyle bir şov yap bakalım. İnsanlar görsün. Şimdi İzmirliler kızacak. Biliyorsun değil mi? İzmirliler diyor ki Adanalılar diyor niye bunu diyor ince yapıyorlar diyor. Ama bizim hayatımız kıyma. He? Değil mi? İnce kıyım, o yüzden biz daha çok seviyoruz. Bana da şöyle iki çeyrek sana zahmet domatesli. Tabii abi. Şöyle iki tane çeyrek domatesli. Babacığım senin de eline sağlık. Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Çok şükür abi, siz nasılsınız? Çok şükür, afiyet olsun. Sen gerçi buranın müdahimisin değil mi? Evet abi. Şimdi hemen şuradan şöyle. Uykuluk var içinde. Başka evet. Ne var? Abi uykuluk mumbar. Uykuluk mumbar. Aynen. Peki domates yedin mi? Hayır. Dostlar şimdi Adana sokak lezzetlerinin başkentinde bunu böyle rahat rahat yiyebiliyorsun. Peki. Şöyle. Bu iri kıyım mı oluyor şimdi? Bunu da inceltecek misin? Şu anda iri kıyım isteyen yok abi, ince kıyım isteyen. Şimdi onu soracaktım. Duruma göre iri kıyım da yapıyorsun. Evet, isteğe bağlı. Hepsinden yapabiliyorsun. Gayet güzel. Evet. Hatta pişirirken bile domatesli yapabiliyorsun bunu. Evet. Değil abi. Mi? Oh. Bak hele bayağı da satış yapmışsın ha. Orta çukur olmuş. Sayılır abi. Ne zamandır bu işin içindesin? Abi 12 senedir tablamız açık. 12 senedir tablanız açık. Bu bura Gazipaşa tarafı sende mi? Sana mı emanet? Evet, normalde amcam bakıyor abi. He. Şu anlık ben buradayım. He. Amcada bir şey yok değil mi? Sağlık, sıhhat yerinde. He, amca burada. He. Çekelim mi amca seni de? Niye? Reklam yüzünüz burada mı? Enes mi reklam yüzün? Kardeşim de terlemiş. Adana'da da hava çok güzel ama bizim değil mi? Abi hava güzel ya. İçinde ne güzel görünüyor ya. Bize iri kıyım mı yapsan acaba? Ha? İstersen iri kıyım yap. İri kıyım yap hadi. Bizimki iri kıyım olsun. Tabii. Böyle orijinal İzmir usulü olsun. Hatta domates de koyma. Vazgeçtim. Tamam mı? Bize İzmir usulü yap kardeşim hadi. Tabii. Bize İzmir usulü yap. İzmir usulü olsun böyle. Bakalım ağzımızda gırt gırt mı edecek yoksa lokma gibi kayacak mı? Ha? Ses evet, edecek mi? Lokum gibi. Lokum gibi gidecek diyorsun ha? Enes'im. Bak hele doktor olmak istiyormuşsun normalde. Evet abi, doktor olmak istiyordum, kokoreç doktoru oldum. Şimdi kokoreç doktoru mu oldun? Evet abi. Vay kardeşim benim. Güzel böyle baharatımızı attın. Bu şimdi domatesli öyle mi? Evet abi. Allah Allah. Bak hele senin bilekler çok iyiymiş ha. Thank you.
kimyon attın, baharatlarını attın içine. Evet abi, kimyon. Bu şimdi biber, tuz. Bu ne usulü oluyor? Adana usulü mü oluyor bu? Bu İstanbul usulü abi. İstanbul usulü. Ha, usulleri de biliyorsun ha. Evet, evet abi. Tam doktor olmuşsun sen bak. 3 tane yarım. Kokoreç doktoru olmuşsun gülüm. Hazır ha. Oh bak. Olay tam da bu. Hadi şimdi bizimkileri de at gülüm. O şu bizim çeyrekleri de bir at ver. Bu yarım. Evet abi. Göz kararı koyuyorsun böyle. Ama bol kepçe ha. Önünde değil abi. Şimdi amca da gayda girdi. Tezgahın sahibi sensin ama normalde öyle mi? Tezgahın sahibi ve laflarım burada abi. Kardeşim sen mi hazırlarsın bunları? Evet abi. Abi normalde bol kepçe katıyoruz abi, yani kamera önünde değil. Tamam şimdi zaten tesadüf. Evet. Tesadüf zaten gördüm. Sağ olasın bu arada izin verdiğin için çekime. Şimdi baharatları da attım böyle. İrik yiyin ver iki çeyrek. Şimdi bunlar irik yiyin mi? Evet abi. Şöyle de görelim. Bu şimdi İzmir usulü mü oluyor gülüm? Aynen abi. Yeter be şey yarım. Olay. Şimdi şöyle güzel bana şey de tıp yaparken de ayran da ver böyle yanına. Masalarda turşun da var değil mi? Evet abi, turşu, peçete. Tamam şimdi. Of, bakalım lezzetini kontrol edeceğiz doktorum. Gırç gırç edecek mi yoksa lokum gibi gidecek mi? Lokum gibi abi. Şöyle bir bana bakarak bir poz ver. Oh. Eline koluna sağlık canım benim. Geldik en cafcaflı yere. Tam Adanalı oldun ha. Tam Adanalı oldu. Tamam. Şimdi ama kokorecimiz İzmir usulü. Tut bakalım bu senin. Dostlar çeyrek yaptırdım. İzmir usulü yaptırdım. İri kıyım. Nasıl? Hemen gömdün ha. Ama öyle tutulmaz. Şöyle yan tutacaksın babacığım. Heh. Şöyle yan tut bak. Ekmeğin açık tarafı oraya. Güreme alışmış. Bir de yemeğe. O yüzden şaşırdım. Güzel mi? Nasıl? Gırç gırç ediyor mu yoksa lokum gibi mi? Bakalım şimdi göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar bence çok başarılı. Ben beğendim. Bilerek. Sen şimdi buna bilerek mi mutlu dedin? Doğru. Niye biliyor musun? Kokoreç. Beynimizdeki mutluluk hormonumuzu böyle arttıran bir lezzet dostum. Sokak lezzetlerinin başkentinde sizlere güzel böyle ayaküstü İzmir usulü kokoreçle yaptırdım dostlar. Yanında böyle turşu da veriyor. Daha doğrusu masalarda turşu da var. Ben baba, çok beğendim ya. Öbürü gibi öbürden bir tık daha alıyor. 20 bin lira. Buna da 20 bin abi ne? 20 bin lira. Dostlar normalde yarım ekmek yeseydim 35 liraydı. Çeyrek ekmek yediğim için 20 lira. Bilginiz olsun. Ama çerez gibi gidiyor değil mi Taha? Löp löp ye. Güzel. Şimdi normalde ben kokoreçin çok böyle kokusunu pek sevmem. Yani sakatatla çok bir aram yoktur ama gerçekten bu gayet başarılı, hoşuma gitti. Tuzu falan da iyi. Çok böyle abartmadı baharatını. Bir de dediğim gibi şöyle iri kıyım olması da bence gayet yerinde olmuş. Evet, o zaman son lokmam gelsin sizler için dostlar. Ben sokumu attım o zaman. Acı mı? Acı, sen yiyemezsin. Hafif mi? Dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Yolunuz Gazipaşa'ya düştüğünde
İmparator Kokoreç'ten gelip bu harika lezzetlerin tadına sizler de bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın.